Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. Solun olmazsa olmazı. Dünyada olup biten kaotik düzen çok kişinin kafasını karıştırdı. Sağ-sol ayrımın kalktığını savunanlar var. Bunlar siyasi, ekonomik, tek ideolojik pozisyon olduğunu ileri sürüyorlar. Sahi, gerçek öyle mi? En basit haliyle anlatmaya çalışayım. Bakınız, sol eleştiri demektir. Eleştiri var olanla yetinmez. Gelecek için iyi bir hayat hedefiyle sorgular. Yani eleştiri münazara gibi salt yorumlamakla kalmaz. Eleştirdiğini değiştirmek ister. Yani eleştiri yeni vadi olmadan, yaratmadan yapamaz. Çağına ve zamanına karşı çıkan eleştiriden beslenen sol, tek tip fikirsiz dünyayı, kurulu düzeni reddeder. Yeniyi arar, hakikatin sonsuz yolculuğunda devrimcidir. Evet, eleştirinin temeli açığa çıkararak, kazı yaparak toplumsal değişim yaratmaktır eşitsizliğin, yoksulluğun, yabancılaşmasının nedeni olarak kapitalizmi gören sol, krizlerden beslenen yapıyı değiştirmek istemektedir. Ama kapitalizmin mezar kazıcılığı noktasında zamanla sol bölündü. Örneğin sosyal demokratlar kapitalizmi aşmayı değiştirmeyi değil, sistemin insanileştirileceğine inanarak, reform yaparak düzene asimile olmayı tercih etti. Hele son 40 yıldır aşırı kapitalizm, neoliberalizme tamamen boyun eğmesiyle eleştirinin yerini algı reklam promosyon aldı. Çünkü sosyal demokratların sağ partilerden piyasaya tapınma anlamında pek farkı kalmadı. Bu eleştirisiz duruş sol sağ ayrımı kalmadı görüşünü yaygınlaştırdı. Ve aslında özünde son 30-40 yılda serbest piyasa tarihin hiçbir döneminde iyi işlermiş gibi görünmedi. Yalan hiç bu kadar kabul görmedi. Yani bu sebeple sağ sol ayrımı kalmadı. Tezinin ideolojik ana hedefi mevcut sisteme yönelik eleştirinin itibarıyla özgürleştirici muhalefetin eyleminin tamamen son bulmasıdır. Halkın seyirci yapılmasıdır. Böylece toplumsal yaşam alternatifsiz bırakarak eşitsizlik üzerine kurulu bu çarpık sistemi meşrulaştırmaktır. Öyle ki değersiz kılmak için eleştiri kavramı, içi boşaltılarak bağırmaya, öfkeye ve düzensizliğin faili oldurmaya indirgendi. Ekranlarda düşünebilen değil, görünebilen kimi konuşan kafalar bunun anlamlı örneğidir. Bunun yansıması günlük yaşamda da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Hınç, kalabalık, kötülük, diyalogsuzluk. Oysa eleştiri, incelemeci, aydınlatıcı, açıklayıcı ve değerlendiricidir. Bunun vasatlaştırılarak, etkisizleştirerek ortadan kaldırılması, statikonun muhafaza edilmesi, körlük yaratma amacı taşımaktadır. Sağ ile arasındaki uzlaşmazlığı budur, solun ve bu nedenle muhafazakarlığa karşıdır. Yeni muhafazakarlık diye tanımlanan neoliberalizm ideolojisini savunan kişi, parti sol olamaz. İşte bu sağdır. Sol ölmez. Fikirleri gerçek anlamda kaybolmaz. Düşüncesinin ölmek gibi bir huyu yoktur zaten kuşkusuz hayal kırıklığı, yaşatmışlığı da yok değildir. Ancak ilerlemeci tavrı yenilen, debelenen onu her seferinde ayağa kaldırıyor, umudun merkezine taşıyor. Evet tekrar ortaya çıkışı geçmişte olduğu gibi aynı olmasa da çağa ve zamanı gelince yenilenmiş haliyle kendini gösteriyor. Sadece tek yapması gereken sırtındaki hiçbir alternatif yok denen yeni muhafazakar neoliberalizm kamburundan kurtulmaktır. Toparlarsam sağ da ölmez. Var olanı koruyan yanlış bilinç de her daim olacaktır. Kafaları karıştıran neoliberalizme, postmodernizme ve diğerlerine çark eden kişi ya da partilerin solcu görülmesidir. Oysa onlar hayal kırıklığı yaratan itibarsız sağcılardır ki bunlar Türkiye'de büyük referans kaynağının sol sağ ayrımının kültürel değer farklılaşması olduğunu ileri süren etnisite taraftarlarıdır vesaire. Elbette sol hareket çorak düzenin bekçisi sağa kayışı durdurup dönüştürücü politikalarla kendini gösterip geniş kitlelerle buluşarak toplumsal değerler sistemini iktidara taşıyacaktır. Yarın bu tartışmaya noktayı koyacağım.